Kuzu? Kuzu yakın. Hani bizi böyle ucuz bir şekilde atlatamazsın demek istedim. Benim beslemem düzeleceğine onların beslenmesi kötü oldu. Mesela ben senin işini yapsam girdiğim her yere en iyi yerim abi. Tamam abi, ver bana göbek. Zaten vitaminsizlikten çekiyorum. Ünlü powerliftingciyi leg press yaparken gördük. Panoya binme seansı, bakalım kim düşecek. Benim çektiğimin hiç de anlamı yok. Ulan süreyim de yok. Merhaba arkadaşlar, spor ve macera dolu seyahat kanalı Fit Gezgin'e hoş geldiniz. Bugün İstanbul'dan araçla yola çıkıyorum. Yine Muğla yönüne gideceğim. Muğla'da en sevdiğim koyda, en sevdiğim işletmelerden bir tanesine gideceğim. Bu yaz ilk defa gidiyorum ama geçtiğimiz senelerde her yaz birkaç defa gittiğim bir işletme. Ve bu sefer yalnız değilim. Yanımda çok sevdiğim iki de arkadaşım olacak. Ve bugünkü misafirler Furkan ve Mustafa. Şimdi ilk durağımıza geldik. Menemenci Alaaddin. Kardımıza çaldı. Bol emekli ve bol sporlu bir seyahat olacak herhalde. İnşallah. Şimdi esas yine benim en sevdiğim kuzulardan biri olan Tavacı Refik'e gideceğiz ama önden kahvaltı için Menemenci Alaaddin'e gidelim dedim. Biraz menemen yiyelim, açlığımızı bastırsın. 2-3 saat sonra yemek yiyeceğiz. Ben o yüzden ya bir tane bir porsiyon ortaya alalım dedim. Ama Furkan yok ya dedi, birer tane yeriz. Abi iki yumurta dediğin nedir ya? Dedi ki ya porsiyon ne kadar dedi, 2 yumurta dedi. Ya dedim biz kişi başı 6 tane yiyeceksek. O zaman 6 porsiyon. Menemenleri gömdük. Karnım biraz şişti benim ama. Şimdi menemenlerden sonra nereye gidiyoruz? Kuzu. Kuzu yemeye. Kahvaltıdan biz direkt öğle yemeğine geçiyoruz. Ve kahvaltıdan öğle yemeğine geldik. Öğle yemeği benim favori kuzucum Tavacı Refik Karacabey'de. Tandırı, kavurmayı, kuzu çeşitlerini yiyeceğiz. Ağır sağlam ekibiyle. Tavacı Refik esasında çok eski bir mekan olmasına karşın ben 2 ay önceki geldiğimde keşfetmiştim İstanbul-İzmir turunda. Bana göre Türkiye'deki en iyi kuzu kavurma olabilir. Tandırlı, kavurmalı, saç tavalı, bol etli bir yemek yiyeceğiz. Proteinimizi İyi, alalım. Hadi bakalım. Günlük olur, proteinimizi olur. Buradan alalım. Kuzuları gömdük. Şimdi yola devam edeceğiz. Bakalım sırada ne var? Yolda belli olacak artık açlık durumuna göre. Acıkırız herhalde bir saate. Yapma abi. 3 saatte falan acıkırız. O zaman Muğla'ya doğru devam ediyoruz. Kahvelerimizi aldık. Şimdi Susurlu yasayı pas geçtik. Furkanlar dayanamadı evet, benim gibi performansıma. Bayağı iyiymiş abi. Şey. Yo yani yiyememe meselesinden ziyade Susurlu'yu ben daha önce yedim. O yüzden hani bizi böyle ucuz bir şekilde atlatamazsın demek istedim. Aksaray'a doğru gidiyoruz. Aksaray'a kadar acıkırlarsa kuzu çevirme. Yani sen de abi. Bu arada bunu bayağıdır yapmayı herhalde bir senedir falan biz çıkacağız bu tura değil mi? Çıkacağız. Farklı hep problemler oldu. Daha kalabalık çıkmak istedik, olmadı falan. Sonra bir boğazda kan yapacaktık. O da olmadı. Bir şey, başka bir hep, şey oldu. Hep bir şey çıktı. Yani bir işte. Şeyler çıkıyor. Bir sefer de benim çıktı. O yüzden fırsatı bulmuşken çıktık ama değecek. Değecek inşallah. Özellikle akyaka kısmı. Yani şimdiden değdiğini söyleyebilirim. Siz akyaka hiç gittiniz mi? Hayır, hiç gitmedim. Dolayısıyla Akbük'e de gitmediniz. Gitmedim. Tamam. Şu ana kadar Türkiye'de aklınıza gelen en güzel deniz neresi? Ya ben açıkçası... Hani güzel deniz diyeceğim. Böyle hatırladığınız aralar zaman. Gümüşlü, tamam, güzel. Ben Antalya'yı seviyorum o yüzden. Antalya'nın Beylik tarafı mı yoksa Kemer tarafındaki koylar mı? Deniz tabii. Alabildiğine deniz, Beylik tarafı, oteller bölgesi mi? Anladım. Bir de yarın konuşalım. Tamam. Bir de yarın konuşalım burada. Ama buradaki sakinlik, bir de şimdi kanoyla çıkıp keşfedilmemiş koyuları keşfedeceğiz. Yani orada o kadar çok keşfedilmemiş koyu var ki isimlerini koyacağız. Ayak basılmamış koylara kanoyla ayak basacağız. Bu arada kano da inanılmaz keyifli bir şey. Yani hem egzersiz olarak güzel hem keyifli yani. Arkadaşlara da öneririm. Yani muhakkak deneme imkanı olan arkadaşlarımız kano ile açılmayı denesinler. Bir de bence İstanbul'da yapabilecek en güzel etkinlik Boğaz'da kano. Yani evet. İstanbul Boğazı dünyanın incisi ya. Dünyadaki en güzel noktalardan bir tanesi. Ve orada hani koronun şeyi şu. Yüzüyormuşsun gibi ama
biraz yukarıdan manzarayı seyrederek. Ve oldukça da rahat. Yani ben ilki çıkarken, yani tecrübem olmadı. Daha önce Dragon Boat kullanmıştık ama yani batar mıyım? Dragon Boat biraz daha spor gibi çünkü çekiyorsun. Evet. Bir de tek taraflı falan. Kano böyle keyif işi ya. Yani çok rahat adam işi. Rahat adam işi. Çok keyif işi. Egzersiz olarak da güzel. Yani vücut, gövde kasların vesaire güzel çalışıyor. Ama ben bu kadar lezzet alacağımı bilmiyordum. Açıkçası bir sonraki sefere annemi bile götürmeyi düşünüyorum. Yani öyle ben yapamam, edemem endişeniz varsa bence tekrar değerlendirmelisiniz. İşte ben 6 yaşındaki kızımı götürdüm. 6 yaşındaki kızım boğazda kano yaptı. Maşallah. Onu da şuraya koyuyorum. Orada size. Hello world, wake me up to another good good morning, time to go. Yaklaşık 2 haftadır çok kötü besleniyordum. Dedim ki bu hafta yanıma sporcuları alayım da beslenmem biraz düzelsin. Daha da kötü oldu değil mi? Benim beslenmem düzeleceğine onların beslenmesi kötü oldu. Şimdi Bozdoğan'da Mikado Pide'ye geldik. Türkiye'nin bence en iyi pidesi. Ben emin değilim. Ege bölgesinin bence en iyisi Aydın Bozdoğan'da Mikado Pide. Burada peynirli kaymaklı, özellikle kahvaltı için çok iyi. Ve turunçlu kıymalı ama turunç kalmamış, limonu da bu sefer ikram ediyorlar. Turunçlu sezon olmadığı için. Bunların üzerine burada da tatlı, tahinli, kaymaklı pide yiyeceğiz. Ama daha da iyisi gül pide'de de atom siparişi verdik. Orada da yapılıyor. Şimdi onu yiyeceğiz. Pideleri gömdük. Furkan'la Mustafa Karadeniz pidesini daha çok beğendiklerini söylediler. Evet, evet. Güzeldi tabii ama. Tabii ki buradaki pek bir manasında değil. Karadeniz ekstra iyi yani. Olabilir, evet. Oradaki usta da ne yaptı? Ustaya dedim ya ben Türkiye'nin en iyisi diyorum dedim. O dedi ki ya bir tanesi ya, en iyi deme. Burası da çok çok iyi. Karadeniz de çok iyi dedi. Mesela ben senin işini yapsam girdiğim her yere en iyidir mi abi? Bu arada şunu da söylemem lazım. 3 kişi bol bol pide yedik. 67 lira verdik. Yani İstanbul'da olsak herhalde bu bir kişi veya en fazla 1,5 kişinin şeyidir. 167 ödedim. Aynen. Tabii ilçe olunca gayet uygun. Şimdi ama bu bizi tabii ki kesmedi. Şimdi ikinci pideciye tatlı yemeye gidiyoruz. Burada da yedik tatlı, orada da tatlı yiyeceğiz. Meri yiyor ve geziyor. Ne güzel bir hayatın var abi senin. Bizim de yani her tarafımıza küfrediyorlar. Ama, çok çalışıyoruz abi biz. Ama her işin bir külfeti var. Bu işin de külfeti göbek. Tamam abi ver bana göbek. Zaten vitaminsizlikten çekiyorum. Fıstık gibi olur. Şimdiki durağımız gülpide. Gülpidenin tatlısı Atom isimli. Gülpide'de Atom'u yedik. Bana göre tatlı deyince Bozdoğan'da en iyi gülpide diyebilir miyiz? Doğrusu. Gülpide'nin Atom'unu ben çok seviyorum. Şimdi Muğla'ya doğru devam. Muğla'ya geldik. Şimdi yediklerimizi eritmek için burada Mustafa hocamla beraber Fitçi Fit Olur yeni şubesini açmış. Türkan Saylan merkezine değil mi? Muğla'da. Muğla merkezi. Muğla merkezde. Normalde Kütekli'de zaten şey vardı, şube vardı. Evet. Çok güzel olmuş. Teknolojim, aletler ben çok hoşuma gitti. Evet. Serbest ağırlıklar henüz gelmemiş ama makinelerle tatil modunda şöyle çıtırdan bir şey yapacağız. Bol hacimli yediklerimizi eritmek için. Hayırlı olsun hocam. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Gerçekten çok mutlu oldum. Böyle Furkanlar da bana oversize tişört verdiler. Dediler ki çok yedim, göbek yaptım. Abi göstermedik ya. Bunları gösterme diye bana bunu verdi. Yoksa yanımızda ne böyle burada spor yaptırıyorsunuz göbeği şey diye büyük diye laf ederler dedi. Şimdi o zaman hadi bakalım eritelim. Ünlü powerliftingçi leg press yaparken gördük.
Ve Akyaka'ya geldik. Akyaka'da Halil'in yeri benim favori mekanlarımdan favori bir tanesi. Mustafa ve Furkan'la beraber. Reislerin tercihi bir mekan olduğunu söyledi. O yüzden geldik. Ben burayı eskiden çok geliyordum. Bu sene bıraktım çünkü çok kazık olmaya başladı. Ama yani misafire de gelinecek kendi yani. Evet. Ben Akçapınar'da daha uygun fiyatlı, abi, daha samimi. Ödemin sırası bende bir saniye. İşte o yüzden. Ödemin sırası sen de diyeyim kazık yere getirdim. Zaten karnımız tok. Böyle hafiften balık, hafiften meze yiyeceğiz. 800 kağıt vereceğiz. Aynen. Günaydın arkadaşlar. İşte Akyaka'dan çıkıp Akbük'e geldik ve Akbük'te benim çok sevdiğim yaban su çiftliğinde konaklama yaptık. Zeytin ağaçlarının ardından Gökova Körfezi görünüyor. Şimdi yan tarafta Furkanlar da hazırlar artık. Suya ineceğiz. Gün doğumunda kanolarımızı alacağız ve buradan şu tarafa doğru Akbük koyunun arkasına, Yarımada'nın arkasındaki kimsenin ayak basmadığı ıssız koyları keşfedeceğiz. Komşuya gidelim. Komşu. Günaydın abi. Günaydın. Hazır mıyız? Yes. Hadi bakalım. Evet, şimdi kanoya binme seansı. Bakalım kim düşecek? Ben önce düşenlerden tecrübe edinmek adına ikinci... Ben tuttum. Mustafa sıra sende. Önde zaten bir ağırlık olduğu için sen artık zor zaten düşürebilirsin onu. Evet. Bak sağlı solu sürdüğün zaman sadece sol tarafı sürersen mesela sağa doğru gidersin. Anladın mı? Evet. Sadece sağ tarafı sürersen sola doğru gidersin. Mesela sağ tarafı böyle bastırırsan geri doğru itersen fren yapar. Fren yapar dönersin ya. Fren yaparsın ama tek taraflı fren yapmış olursun. Ani dönüşlerde beni takip edersin. Bunun üzerine squat yapabiliyorsan İşi çözmüşsün. Oldu mu? Oldu ama biraz dümen oldu abi. Biraz derinlik de azdı abi. Buharlaşma var suda. Onlar da kırılıyor mu ne? Çok hafif bir bulanıklık görüntü yapıyor. Böyle şey gibi. Vietnam fotoğraflarında falan oluyor ya böyle balıkçıların şeylerinde. Günün en güzel saati ya bunlar işte. Evet. Tam şuralarda Seder Adası var. Benim 2 senedir planlarım da yani buradan oraya geçeceğim ama biraz mesafe var. Bir de arada dalga boyu gün içerisinde 1 metreyi falan bulabiliyor. Biraz riskli. Orası Kleopatra olmasının sebebi o adanın kumları, plajları bembeyaz. Aynı çöl kumu gibi.
Ve bunu hani turizmde şey diye söyleniyor. Kleopatra yanında Mısır'dan getirdiği beyaz kumlar çok değerli falan diye. O yüzden oradan galiba şey kum götürmek falan yasak böyle bir şey var. Anladım. Zaten şey orası böyle sit alanı gibi. Turistik amaçla girebiliyorsunuz ama konaklama yapılmıyor. Benim çektiğimin hiçbir anlamı yok. Mustafa çekerse ilerliyoruz. Bak şimdi bak. Bak bak hiç karık görüyor mu? Ben makine önden çekişi değil, arkadan çekişi biliyorsun. Ver bana bak çek bir. Tuttun mu? Çekiyorum. Çek. Şöyle biraz dönelim mi önce? Tamam bas şimdi. Ya herhalde abi. Ya dümen abi arkada oturmak daha iyi ya. Ya bu Ege'nin bir güzelliği şu. Yani özellikle Muğla. Orman denize kadar iniyor. Yani bakın kayalık kısım tam şeyde buluştu. Denizle buluştuğu yerde bile ağaç var. Hatta bazı ağaçlar denizin üzerine uzanmış halde. Yani bu çok güzel bir görüntü veriyor. Tabii her yerde bu görüntü yok. Çünkü orman daha gerilerde bitiyor. Reis bak tam şurada bir tane kumsal var gördün mü? Kayaların evet, arasında çok dar bir şey olmuş. Yani kumluk alan olmuş. Hadi oraya çekelim. Yalnız gelirken minyatür Yunus balıkları gibi gümüş balıklarının zıpladığını gördünüz mü? Abi ben gördüm ama çekemedik onları resmen ya. Resmen selamladılar bizi. Aynen. Ya, koya girişimizi. Yani şunun şu kadar deniz kestaneleri var. Şimdi Ege bölgesinde deniz kestanesi var. Yani galiba temizlenmesine de bir katkısı mı var? Ondan dolayı mı temiz bilmiyorum ama o yüzden yani deniz ayakkabısı veya en kötü terlik kullanmak gerekiyor. Issız koya geldik ama burada da ülkemizin maalesef birçok yerinde görmeye alıştığımız tablo. Yani bu koya ne zaman geldiniz, ne zaman çöpünüzü attınız? Hani bir ihtimal acaba teknelerden düştü de su mu buraya taşıdı diyeceğim ama çok mu iyimserlik olur bilmiyorum. Hadi bunlar neyse. Ben abi teknelerden düşeni niye almadı o zaman? Ya ben ufak gördüm mesela yol boyunca alıyorum denizde ama yani damacana atmış adam ya. Damacanayı nasıl götüreyim ya? Çok iyi değil mi ortam? Ağacın altında oturmuş ıssız koyda. Yalnız ne güzel bir koy bulduk ya. Yani hem ıssız bir koy hem de şöyle hafif kumluk değilmiş. Kumluk sandık da çakıl taşlı. Çok güzel bir yer. Daha yeni yerler keşfedeceğiz. Burada yine birkaç kişi gelmiş. Pisliklerini bırakmışlar, izlerini bırakmışlar. Evet. Biz hiç, hiç iz... hoşlanmadığın hareketler abi. Evet. Biz hiç iz olmayan koyları da bulacağız. Ama hiç izimizi bırakmayacağız geriden. Şimdi biz koyun arkasına geçmeyelim de çünkü orası biraz daha zaman alacak. Benim geçen sene gittiğim koyun bu tarafında bir tane yine bunun gibi bir koy var. Yani sahili bunun yarısı kadar. Koy derinliği bu kadar fazla değil. Şimdi koy derinliği fazla olunca tekneler yanaşıyor. Oraya muhtemelen tekneler de eklemiştir. Belki de en son bizim geçen için... sene ben gitmişimdir. Bizim için uygun bir ortam olsun. Hadi. Haydi kreşelim. Bu taşlar Roma İmparatoru Mark Antonio tarafından bizzat kendisi indirdi buraya.
Karaya oturduk. Reislere 5 yıldızlı hizmet. Furkan gel. Önceden geldik önceden sana koltuğunu getirdik. Güzel. Buyur abi. Sen böyle sen. Yok yok abi. Ya bu kırılmış da mı bırakmışlar değil mi? Yoksa hayrına mı? Gelip takılıyor adam demek ki burada. Götürmeye de gerek yok yani. Adam kendine özel şey yapmış yani burada. Tercih yapmış. Tamam. Belki birinin adasıdır abi. Belki de. Orkun senin işin mi lan bunlar? Şimdi Akkupo'nun korun hakkı bölgesinden ayrılıyoruz. Bu burnu geçtiğimiz andan itibaren yani yine göke bakıyor kızı. Ama tabii biraz daha dalgalı, biraz daha akıllı. Köpek balıkları için çok önemli. Burası özellikle karşıda boncuk koyu var. Boncuk koyu yani belki bilinen itibariyle 40-50 yıldır Akdeniz cam göz köpek balıklarının üreme noktası. Yanılmıyorsam cam gözlü. Üremeden bize vakit ayırmazlar değil mi abi? Yok, hiçbir sıkıntı yok. Yani hiçbir saldırı kayıt edilmemiş şu ana kadar. Hatta ben orada kanal yapmak çok istedim ama sit alanı Boncuk Bey. Şu anda orasında şey var, bir konaklama tesisi var. Oradan şişme konayla açılmayı düşünüyorum ama şişme konu da biraz tabii şey yapıyor. Tehlikeli. Endişe ettiriyor acaba bir şey olur mu diye. Alman bir grup var, fotoğrafçı grubu. Bunlar yıllardır, hala geliyorlar mı bilmiyorum, yıllardır her sene Temmuz ayında gelip orada üreme bölgesinde fotoğraflarını çekiyorlarmış. 30 yıl önceki fotoğraflar var. Tek karede böyle 10-15 tane köpek balığı. Son yıllarda tek tek yakalayabilmiş herhalde. Yani dramatik bir şekilde düşmüş. Azalma var. Deniz kirliliği maalesef bizim denizlerimize sahip çıkmamızdan kaynaklı. Yani doğal olarak kano ile insanlar buraya yanaşabilsin diye oluşmuş bir yer yani. Çok ilginç. Çok iyi şu an görüntü. Siz sevdiğiniz kanon işine bir aklı koyun kadar gidip geldiniz sanki. Aynen. Bir an bir yolu kaybettik. Ben baktım siz. Aldınız başınızı gidiyorsunuz. Bakalım kaç kilometre yapmışız uygulamadan. Onu da çekelim abi. Aa, uygulama kapanmış. Hayda. İlk defa oluyor böyle. Yani aslında 20 çekmiştik ama işte uygulama kapanmış abi.
Ulan kredi de yok. Abi gelir misin? Boş ver. Şovumu boş ver. Hiç öyle kolay bir şey değil yani. Kahvaltıya gömülmüş bile diyecektim ama beklemişsiniz. Ha bekledik. Tabii. Niye beklediniz ya? Başladınız. Yemeğe başladıydı durdurdum. Manzaranız da şahane. Evet. Reisler acıkmış, iyi kürek çektirmişiz. Biri zeytini, biri peyniri bitirdi. Çayda yemedik abi ya. Evet. Daha bir şey çekmedik yani. Ama gün boyu yemek devam edecek. Bugün herhalde 4-5 tane lezzet durağımız var. Akbük'teyiz. Akbük'ten ayrılacağız sıradaki durağımıza. Hop Akbük'ten Akyaka'ya geldik. Şimdi Akyaka deresinde Azmak'ta bir tekne turu yapacağız. Akçapınar'da gideceğimiz restoran öğlen servisi yokmuş. O yüzden Denizli'ye doğru gidiyoruz. Denizli'de yine çok sevdiğim bir restorana gideceğiz. Şimdi Denizli'ye vardık. Denizli benim en sevdiğim restoran. Garson Şükrü'de yemeğimizi yiyeceğiz. Garson Şükrü'nün olmazsa olmazları yeşillik ve tatar. Bir başka ifadeyle kale biberi. Tabii. Limonlu ekşi kavurma. Ve final Adana şaşlık ve Nuriş kebap. Garson Şükrü'nün imzası olan kebap, Nuriş kebap. Adana'ya benzer bir kıyma. İçinde patlıcan, köz patlıcan ve kaşar var. Doğru mu usta? Doğrudur. Final et değilmiş. Ustamız bizi kandırdı. Dondurmalı katmer getirdi. Bir yemeğin daha sonuna geldik. Garson Şükrü'den çıktık. Sıradaki yemeklerde görüşmek üzere. Bakalım sırada hangi destinasyon var. Ve işte başladığımız noktaya geldik. Menemenci Alaaddin. Sabahın köründe menemenle başlamıştık. Gecenin yarısı menemenle sonlandırıyoruz.